Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüceti ibnil hasen salavatüke aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve eyne hatta tuskinehu erzeke tevua ve tumetti'ehu fiha tebila bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardı. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya inanıp iman edenler, Yahudilerse peygamber olarak Hazreti Musa aleyhisselama ve İsrail oğullarından gelen peygamberlere inanan gruptur Yahudiler. Ve bir din daha vardır, Mecusi dini. Orta Doğu'da eskiden büyük kitlelere sahip olan bir dindi. Mecusi. Bunların şöyle bir inançları vardır. Bunlar Yezdan ve Ehrimen denilen iki tane güce inanır. Yezdan ışık ve hayır demektir. Yezdan. Ehrimen ise karanlık ve kötülük, şer demektir. Mecusiler dünyadaki, alemdeki her güzelliği Yezdan'dan bilirler. Rahmeti, yağmuru, her türlü hoşluğu, bereketi Yezdan'dan bilirler ve her türlü kötülüğü de Ehrimen denilen tanrılarından bilirler. Bu iki inanca, bu iki tanrıya sahiptirler. Ve ateşe de çok önem verirler çünkü ateş de ışıktır ve kendilerine fayda veren bir şey oldukları için ateş bunlarda önemlidir. Ve bunlarda bir ateş vardı. 2500 yıldır hep yanıyordu. Yani görevliler tayin etmişlerdir. 2500 yıl o ateşi hiç söndürmediler. Hep odun attılar. Gece ve gündüz görevlileri vardı. Çünkü kutsaldı. O ateş onlar için kutsaldı. 2500 yıl devam etti o ateş. Ve o ateş Hazreti Resul-i Ekrem'in dünyaya gelişiyle, doğumuyla söndü. Çok çaba sarf ettiler ateş sönmesin diye ama odunlar yandığı halde ne kadar da odun attılar, ne kadar da uğraştılar bu ateş sönmesin ama durduk yere ateş aniden söndü. 2500 yıldır yanan ateş aniden söndü. Hazreti Resulullah Efendimiz dünyaya geldiğinde bu olay gerçekleşti ve birçok olay gerçekleşmiştir. Biri budur. Mecusilerin ateşi sönmüştür. Ve bu mecusilerde şöyle de bir durum vardır. Bunlarda mahremleriyle evlenme durumu vardır. Yani bunlar anneleriyle evleniyorlar. Kız kardeşleriyle, kendi çocuklarıyla evlenebiliyorlar. Kendi din böyle bir sistemleri var. Mecusileri. Bunlar mecusiler. Bir de Yahudi ve Hristiyan vardı ki onu da söyledik. Hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, İslam dini diyor ki onların dinlerinde kendilerine göre helal olan şey, kendilerine göre caiz olan şeye siz de saygı duyun. Tamam, Müslümanca, Müslümanlar açısından helal değildir. Müslümanlar açısından caiz değildir. Müslümanlık açısından doğru değildir. Ama bu kendi senin açısındandır. Onun kendi inancına sen saygı duymalısın. Olay şöyle oldu. İmam-ı Cafer-i Sadık'a biri geldi. Ve İmam-ı Cafer-i Sadık buyurdu ki
ey filan şahs, o mecusiye senin borcun vardı. Ne oldu? Onu ödedin mi? Derken dedi, o zinazadedir. Yani ona borcumu ödemeyeceğim. O zinazadedir. Deyince İmam Cafer Sadık yüzünü ekşitti. Ve dedi ki, bunu yapmaya hakkın yok yani. Onun inancı senin açından yanlıştır diye ona borcunu vermemezlik yapamazsın. Ona ihanet edemezsin. Emanetini ne ihanet edemezsin. Ve bu onların kendi dininde caizdir. Sen ona zinazade diyemezsin. Çünkü anne ile evlilik, kardeşle evlilik onun dininde caizdir. Ve kendi dini açısından o zinazade değildir. Kendi bir nikah akdi vardır, kendi bir nikah töreni vardır. O nikah törenini kendi içinde, kendi usul ve kurallarına göre, dinine göre yapıyorsa, onun açısından o zinazade sayılmıyor. Evet, onun da belki zina gördüğü bir iş vardır. Ve zinadan doğan çocuğu olabilir ama onun kendi görüşüncedir o. Dolayısıyla da onların kendi dininde doğru olan bir şeye sen kendi dini açısından bakıp da o şekil muamele yapamazsın. Evet, Hristiyanlık da, Yahudilik de, Mecusilik de, İslam dini açısından da, Allah'ın açısından da yanlışdırlar. Yahudi ve Hristiyanlık ki zaten Allah'ın gönderdiği dindir. Ama gel gör ki o dini değiştirdikleri için yanlıştır. Dini değiştirdikleri için yanlıştır. Yoksa bizler Hazreti Musa aleyhisselama da, Hazreti İsa aleyhisselama da ve İsrail oğullu peygamberlerin hepsine iman etmişiz ve 124 bin peygambere inanılması gerektiğini bize dinimiz söylemiş ve iman etmişiz. Ama şimdiki Yahudilik Hazreti Musa'nın getirdiği din değildir. Ondan eser yoktur. O kaldırdılar. Değiştirdiler Yahudiler. Ondan dolayı yanlıştır diyoruz. Yoksa Allah gönderdiği için yanlış değildir. Her halükarda İslam dini diyor ki bir insanın dini ne olursa olsun istediğin gibi o dine davranamazsın. Ve İslam dini bir kural çizmiştir. Örneğin Peygamber Efendimiz buyuruyor ki savaşlarda kadınlara, çocuklara ve yaşlılara dokunmayın. Bu insanlık gereğidir. Yani adam Yahudidir diye çocuğunu öldürmeye hakkın yoktur. Yahudidir diye yaşlısını öldürmeye hakkın yoktur. Seninle kim savaşıyor? Genci, kılıç tutanı. O seninle savaşanı ancak öldürebilirsin. Ama insanlık kuralları vardır. Evrensel insanlık kuralları vardır. Ve İslam dinidir insanlığa, insanlığı öğreten. Hazreti Ali aleyhisselam diyor ki, Peygamber Efendimiz bize şunu emrederdi ki, şehirleri zehirlemeyin. Yani toplu katliam, kitle katliam yapmayın. Seçilmesi gerekir. Suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi gerekir. Şu andaki durumda bile 21. yüzyılda dahi insanlar toplu katliam yapmaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürüyorlar. Hayvan demeden öldürüyorlar. Çünkü hayvanların da canı mukaddestir. Örneğin sen bir şehri yok etmek için suya zehir katarsan, o suyu içen hayvan da ölecektir. Çocuk da ölecektir. Kadını da ölecektir. Suçlusu da suçsuz da hepsi ölecektir. Ve bu İslam dininde yasaktır. Sen bir yere atom bombası atarsan o atom bombası oradaki bütün canlıları öldürecektir. Yeşili de ağacı da öldürecektir. Ve İslam dini buna razı değildir. Yasaklamıştır.
Cumhurbaşkanı İran ziyaretinde nükleer silah, o zaman tabi Amerika zorluyordu ki İran nükleer silah yapıyor. Cumhurbaşkanı İran'ın ziyaretinde İran dini devletin başkanı Ayetullah Hamenei ile görüştüğünde Ayetullah Hamenei şunu söylemişti: biz çitlek katliam silahına karşıyız çünkü bizim dinimiz buna karşıdır. Bizim dinimiz buna karşıdır. Evet, düşmanı zararını engellemek için elinde bulundurmak bir başkadır. Onu kullanmak bir başka şeydir. İslam dini bize suçsuzu öldüremezsin, suçsuza zarar veremezsin desturu vermiştir. Dolayısıyla da bizler buna dikkat etmeliyiz. Bir insana sen zarar vermek için o insanın malına zarar veremezsin. Örneğin sen bir insanı sevmiyorsun ve o insanın zarara uğramasını istiyorsun. Bundan dolayı gidiyorsun adamın tavuklarına zehir atıyorsun. Veyahut da adamın ineklerine zehirli su veriyorsun. Koyunlarına zehirli yem veriyorsun. Niye? Bu adamı ben sevmiyorum, bu adam iflas etsin diye. Peki o ineğin suçu nedir? O tavuğun suçu nedir? O koyunun suçu nedir? İslam dini buna karşıdır. İslam dini hayvanın hakkına bile riayet etmektedir. Bırakın insanı, hayvanın hakkına bile riayet etmektedir. Ondan dolayıdır da Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler kim olursa olsun insan hakları noktasında muhteremdir, saygındır. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlılar. Bu İslam dininin görüşüdür. Bunun yanı sıra İslam dini bize diyor ki Yahudi'ye ve Hristiyan'a, gayrimüslime de benzeme. Onlar gibi giyinme. Onların oynadığı oyundan oynama. Onların sevinçli günlerinde sen sevinçli olma. Onların adet ve geleneklerini sen yerine getirme. İslam dini bunu da bize söylemiştir. Ve hatta denilmiştir ki onların dini törenlerine katılmayın. Örneğin bir cenazesi vardır, bir ayini vardır. Seni de davet etmiştir, katılma. Neden? Çünkü onun o dini adet ve geleneğinden etkilenirsin. İnsanoğlu böyledir. İnsanoğlu etkilenen bir yapıya sahiptir. Eğer sen ona yaklaşırsan, sen onun dini veyahut da kültürü adet ve geleneğinde olursan, yakınlaşırsan, o ortamın içinde olursan, ister istemez ondan bir şeyler kapıp etkilenip onu yavaş yavaş sen de yapacaksın. Bir doğum günü partisine çağırıyor seni. Kendi kültürüyle kutlayacaktır. Gitmeye hakkımız yok. Çünkü onun o doğum günü partisinden biz kültürel olarak etkileneceğiz. İslam dini diyor ki yaklaşma. Elbiselerini seçerken onun elbiselerine benzeme. Saçın sakalın ona benzemesin. Her şeyimizle Yahudi, Hristiyan ve gayrimüslimden uzak durmalıyız. Çünkü onlar insani değerlerden uzaktır. Onlar doğru yoldan uzaktır. Eğer biz adam olmak istiyorsak, insan olmak istiyorsak böyle olmalıyız. Siz bakın, şu anda dünyayı ne hale soktular? Yahudilere bakın. Yahudiler para kazanmak uğruna insanları nasıl da zehirliyorlar? İlaç satmak uğruna hastalık üretiyorlar. İlaç firmaları böyle ayakta duruyor. Hastalıklar durduk yere ortaya da çıkmıyor birçoğu. Bazı hastalıklar özellikle laboratuvar ortamında üretiliyor. Daha sonra onlar insanlığa yayılıyor. İnsanlığı onu aşılıyorlar.
suyla aşılayabilirler, deterjanla aşılayabilirler, yiyecekle aşılayabilirler, aşı yoluyla aşılayabilirler. Örneğin çocuklara vurulan aşılar. Ve siyasetini o devletin ele geçiriyorlar. O devlete diyorlar ki bütün çocuklara aşı vurulmasını mecbur hale getirin. Mecbur hale getiriyorlar. Daha sonra da o devlete aşı satıyor. Ve o aşının içinde o nesle istediği hastalığı aşılıyor. Sistemleri budur. Daha sonra da iyileştirmek için sana parayla ilaç satıyor. Sen ilk önce şeker hastası yapıyor. Şeker hastası yaptıktan sonra sana diyabet ilaçlarını ömür boyu satıyor. Bu iş böyle. Yahudilere sen özenirsen para kazanmak hususunda ticarette insanlıktan çıkarsın. Dolayısıyla da onlar adamlıktan çıkmıştır. İnsani değerlerden uzaklaşmışlardır. Bakın dünyada binlerce adamın ölümüne göz yumuyorlar. Destek veriyorlar, silah veriyorlar. Ve kitle katliam silahlarını insanların üzerinde deniyorlar. Dolayısıyla da İslam dini bize bu insani değerlerden kötü insani, daha doğrusu kötü değerlerden uzak durmamızı istiyor. Ve bize adam akıllı insanlığı öğretmiştir dinimiz. O şekil davranmamızı bize istiyor. Onlardan da uzak durmamızı bizlerden istiyor. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.